أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم Efendimizin cümle peygamberan-ı zam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyh mecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahatin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ râ ahadukum min nefsihi ev mâlihi ev min ahihi mâ yu'cibuh. Sizden biriniz kendine ait veya malına ait veya nesep veya Müslüman kardeşi, kan kardeşi veya İslam kardeşinde böyle hoşuna gideceği bir şey gördüğü zaman bakıyor, beğeniyor ve çok hoşuna gidiyor gördüğü, kendi mesela aynaya bakıyor, çok yakışıklıyım diyor, boylu posluyum diyor falan, güzelim diyor kadın erkek, veya arabası var çok hoşuna gidiyor, evi var çok hoşuna gidiyor, bahçesi var çok hoşuna gidiyor, kendinin veya bir arkadaşının malı kendisinde böyle hoşuna gittiği bir şey gördüğü zaman فَلْيَدْعُوا لَهُ بِالْبَرَكَ kendisine de gördüğü din kardeşi veya kan kardeşi şeyisine de kardeşine de bereketle dua etsin, ne söylesin? Allahümme ma şaallah ve la kuvvete illa billah. Allah'ım dilemişsin, ne güzel yaratmışsın. Kuvvet, kudret ancak sendendir diye hemen Cenab-ı Hakk'a bağlansın. Gururlanmasın, kibirlenmesin. Ucup, ben en üstünüyüm, ben en iyisiyim, başkalarından üstünüm havasına girmesin. Allah'a bağlasın hemen, dua etsin. Maşallah, la kuvvete illa billah desin. Neden? Çünkü fe innel ayne, çünkü göz isabeti, nazar değmesi hakkun, haktır. Olan bir şeydir. Olan bir şeydir. La şüphete fi tesiriha fin nüfus. Nazar değmesinin İnsanlarda, canlarda etkisinde hiç şüphe yoktur. Hiç şüphe yoktur. İnsanın nazarı kendine de değer. Başkasına da değer. Onun için güzel bir çocuk gördünüz mü? Kendi çocuğunuzu beğenseniz bile hoşunuza gitti. Annesi güzel temizlemiş, taramış, geziyor, hoşunuza gitti. Maşallah deyin. Çocuğunuza nazarınız değer. Kendinize baktınız, bayağı yakışıklıyım dediniz, maşallah deyin. Sağlıklıyım ya, güçlü kuvvetliyim dedin kendi kendine. Maşallah de. La havle ve la kuvvete illa billah deyin. Başkasının arabası çok hoşunuza gitti, evi çok güzel ev yapmış,
bahçeyi çok güzel, bağını çok güzel yapmış, ekini çok güzel, pamuğu çok güzel. Gördünüz, hoşunuza gitti. Maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah deyin, barakallah deyin. Çünkü nazar değer, nazar haktır, etkiler. Evet, daha evvellerde, evvelki konuşmalarımızda da söylemişizdir. Arap atasözü var. Nazar insanı mezara, deveyi tencereye sokar denir Arapçada. Doğrudur. Nazar haktır. Siz hayatınızda bunun çeşitli örneklerini görmüşsünüzdür. Biz de görmüşüzdür. Nazar değer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkında da ve in yekadüllezine yüzlikuna diye ayet-i celle vardır. Orada Habibim seni nazarlarıyla çatlatacaklardı. Neredeyse çatlatacaklardı diye ayet-i celle var. Onun için ayette de sabit. Hadiste okuyoruz şimdi. Nazar değer. Nazar haktır. Onun için Allah'a bağlanmak lazım. Başkasına zarar vermemek lazım. Çocuk nasıl Allah'a sığınsın? Tabii çocuk Allah'a sığınmayı bilmez. Anası babası Allah'a sığınacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari ve Müslim'de ittifakla nakleden hadis-i şerife göre Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz için "Uavvizuhuma bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak." Bu iki evladımı, yavrumu Allah'ım senin tam kelimelerine sığındırıyorum duasını ederlermiş. Bu da bizim ümmeti Muhammed'in sığınma duası oluyor. Kendin için okuyacaksan "Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak." Allah'ım, Allah'ın tam kelimelerinden, her yarattığın şerrinden sana sığınırım de dokunmaz. Nazar o zaman değmez. Büyücülerin büyütüsü tesir etmez. Karşısındaki kimseye okursan da olur, anası babası çocuğuna veya başkasına okuyacağı zaman, kadınsa tekse "Uavvizuha bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak." Eğer iki kişi ise "Uavvizuhuma bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak." Eğer erkekse karşında okuduğum "Uavvizuhu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak." İki kişi ise "Uavvizuhuma bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak." Çoksa, yani ikiden fazlaysa, üç veya daha fazlaysa "Uavvizuhum bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak." Bunu demek suretiyle Allah'a sığındırdınız mı karşınızdakini veya "Eûzu, ben sığınıyorum" veya grup adına konuşuyoruz, "Ne'ûzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak" dedik mi Allah'a sığınmış oluyoruz, oluruz. Peygamberimiz mübarek Femi saadetlerinden sadır olan bir sığınma duasıdır. Mutlaka Cenab-ı Hak sizi korur. Samimi, ihlaslı söyledikten sonra hayatımızda biz bunun çok şeysini görmüşüzdür, denemişizdir. Çeşitli şekillerde elle tutulur, gözle görülür, faydasını görmüşüzdür. Haç dönüşü, Cizre, o Cizre'de bir nehir var. O nehir biraz içeri giriyor, Türkiye sınırı orası. İşte onun kenarında şoförümüz kesinlikle daha gidemeyeceğini, gözleri kapandığını, burada kalmamız gerektiğini söyledi. Biz dedik olmaz, burası tam sınır. Nöbetçi de var orada. Yasak dedi durmak. Duramazsınız burada. Dedim adam gidemeyeceğim diyor. Başka şoförümüz de yok. Dere dolduracağız. Ne yapalım? Osman dedi, ben dayak yerim komandandan ama dedi, gidemeyecekseniz ne yapalım? Sakın dedi arabadan aşağı inmeyin, etraftaki yerlere dağılmayın. Çünkü buralar hep mayınlı, mayın döşenmiştir, mayınlıdır dedi. Sınır çünkü, kaçakçılığı önlemek için devlet mayın döşemiş. Biz söylememişiz sanki, tembih etmemişiz gibi. Hacılardan ıbrığı alan araziye dağıldı. İşte o zaman bu dua bizim aklımıza geldi ve hepimiz adına "Ne'ûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak" 11 defa
Ne'udü bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Evet, o arazide hiçbir mayına kimse çarpmadı. Kimsenin başı ağrımadı, ayağı sakat kalmadı. Aynı şekilde Bağdat'tan Kerbela'ya giderken gene şoför bir defasında gidemeyeceğini söyledi, yine uykusu geldiğini. Orada bizim Fırat Dicle nehirlerinden kanallar açılmış, bahçeler sulanıyor, etraf yeşillik, orada durduk. Yolun bir tarafında kadın hacıları, bir tarafında erkek hacıları yerleştirdik. Sabahleyin erkenden bir adam koşup geliyor, nasıl bağırıyor. Dedim, senin bahçene girmedik, bağına girmedik, bozmadık, bir şeyi çalmadık, niye bağırıyorsun? Burası da yol. Ona bağırmıyorum dedi. Burada dedi öyle bir zehirli akrep kaynar ki dedi, öyle çoktur ki dedi akrepler. Soktuğu zaman da öldürür dedi. Ondan bağırıyorum dedi. Burada eğleşmedin. Halbuki sabaha kadar uyuduk orada. Aynı duayı orada da ettim. Kimseyi sokmadı. Çünkü bunu nakleden Buhari Müslim hadisidir efendim bu. Peygamberimizin sığınma duası. Abdullah Mesud ravisi, sahabenin en alim sahabisi. İmam-ı Azam'ın da fıkıh meselelerinde en çok güvendiği, dayandığı sahabidir. Diyor ki 11 kere bir otele gittiğinizde, bir tarlaya konduğunuzda, okursanız bir yere konduğunuzda, konakladığınızda eğer söylerseniz akrep ilan sokarsa benden davacı olun diyor. Bu kadar garanti veriyor. Sahabi böyle söylüyor. Biz de buna inanıyoruz ve hayatımızda da şeyini gördük. Dışarıya çıkarken arabanız için Allah'a sığınırsınız. Çocuğunuz için, kendiniz için böyle sığınırsınız. Neden? Feinnel ayne hakkun. Ayın göz nazar değmesi haktır. Haktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların yaratılışında başkasını etkileme özelliği vardır diyor Gümüşhan el Hazretleri. Bu iki şekilde olabilir. Birisi Müslüman, güzel Müslüman olur, salih insan olur, nazarı keskin olur. Böyle büyük adamların, Mevlana'ların, Yunus'ların, onun gibi güzel insanların nazarları keskin olur. Onlar etki eder insana. Onlar etki eder. Bu etki Peygamberimizde en üst noktasındadır. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mümin olarak bir saniye Efendimiz'de böyle Efendimiz nazarı değmiş adam, ona sahabi deniyor. Ne kadar büyük adam olursan ol, o bir saniye Peygamber'in nazarının değdiği adam, yani sahabi gibi olamıyorsun. Onun rütbesine ulaşamıyorsun. O nazar etkiliyor, bakın nazar etkiliyor. Böyle iyi insanların da nazarları insanı etkiler. Müslüman değil, mümin değil. Allah'ın yaratılışı bütün insanları aynı şekilde eşit yaratıyor. Hak yemiyor. İnsanlar daha sonra bu Allah'ın verdiği yetenekleri yanlış yollarda kullandığı için kimi kafir oluyor, kimisi mecusi oluyor, kimisi de Allah lütfediyor, hidayete eriyor, Müslüman oluyor. İşte böyle Müslüman olmamış, mümin olmamış kişilerde de bu yetenekler var. Onlar da bir takım mümareselerle, mesela aşk kalmak suretiyle asıl yaratılışına indiği zaman, arındığı zaman bir takım mümareselerle aşk alarak vesaire ederek, inzivaya çekilerek o etkiler de bunlarda olabilir. Bazı insanların da işte nefslerinde, bünyelerinde başkalarına kötü tesir yapma etkisi fazla olur diyor. Bunlardan korunmak için hepimizde var bu yani. Çünkü bir insanın kendine bile nazarı değer. Hepimizde var. Onun için Allah'a sığınacağız. Evet, Allah sabahleyin çıkarken Bismillah, tevekkeltu alallah, hasbiyallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Evden çıkarken o zaman akşama kadar iki muhafız melek seni koruyor. Her yerde Allah'a sığınır. Eûzü bi kelimâtillâhi tammâti min şerri mâ halak. Gir içeriye, çık dışarıya. O zaman Allah seni korur. Başına kötü şeyler gelmez. Tabii kesin olmamakla beraber, burada şundan bahsediyor. Peygamberlerden birisi
kavmine baktı. Kalabalık, kendini çok seviyor. Allah adına, Allah uğruna her şeyi yapmaya hazır böyle bir kavmi varmış peygamberin. Fe'ancebuhu. Evet. Nazarı değmiş. Yani o insanların onlara nazarı değmiş ve bir günde 70 bin adam öldü diyor. Ve Allah Zülcelal Hazretleri ona, o peygambere vahyetmiş ki maşallah demedin, la havle ve la kuvvete illa billah demedin, bu kadar adamın ölümüne sebep oldum, nazarın değdi. Yani kendine de sevdiklerine de sevmiş adam, hoşuna, yani sevmiş o peygamber, hoşuna gitmiş. Bu tabi kesin bir şey değil ama Gümüşhane'nin Hazretleri bunu bu sadette almış, bu rivayet edilir diyor. Böyle olduğu rivayet edilir. Onun için Allah'a her durumda Allah'a sığınmalı. Kendi nefsinin şerrinden, başkalarının yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırsanız bunlar olmaz. Evet, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deseydin bunlar olmazdı diyor. Ukeyli Tobarani Hakim Müstedrek'inde Ziyal Makdisi Amir bin Rabia'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Keza Hakim Müstedrek'inde Sehil Hazretlerinden nakletmiş. Zehebi ve Hakim Müstedrek'inde sahih hadis olduğunu beyan etmişlerdir. Nazar konusunda Ayetül Kürsi de sığınma duasıdır. İhlas Suresi Muavvizeteyn yani Kul Euzu Rabbil Felak, Kul Euzu Rabbin Nas sureleri her akşam 3'er kere okursanız, Ayetül Kürsi'yi okursanız, bu dediğimiz sığınma duasını da 11 kere okursanız malınız çalınmaz, eviniz yanmaz. Güzel, ihlaslı inanarak söylerseniz bunlar korunur Allah tarafından. İşte o hadisi okuyoruz size. Biz bunları hayatımızda gördük. Zelzelede mesela Fethiye zelzelesi 1957'lerde orada bir zat var. Öğrendim ki bu babamın İstanbul'dan medrese arkadaşı. Baba dostunu ziyaret etmek öldükten sonra, babası öldükten sonra baba dostunu ziyaret etmek, babanı ziyaret etmiş olursun diyor Müslim hadisi. Ben de gittim onu ziyaret etmeye. Baktım ki camileri Fethiye'de, camileri şantiye, tahtadan inşaat şantiyesi gibi, evleri çok güzel ama cami böyle. Namazı kıldırdıktan sonra etrafıma toplandılar, memnuniyetlerini izhar ettiler. Ben dedim yüzünüze söyleyeceğim, size dedim bu camiyi yakıştıramadım. Niye dediler? Evleriniz çok lüks, zenginsiniz belli. Ama caminiz tahta. Neden? Cami güzel olması lazım. Güldüler. Burada dediler yakın zamanda şey oldu, zelzele oldu. Hastane ve diğer şeyler, her şey yıkıldı. Senin misafir olduğun amcanın evi hariç. O da iki katlı taş yığma, kireç, taştan yapılmış, betonarme değil, bir bina. Benim çok merakım mucib oldu. Her şey yıkılmış. Hastane en sağlam yapıdır. Okul en sağlam yapıdır. Öyle yapılır. Şartları öyledir. Her şey yıkıldı ama senin misafiri olduğun ev yıkılmadı dediler. Biz dediler cami yıkıldığı için güzel bir şey yapacağız. Biraz geçten oluşuyor ondan. Peki gittik sorduk, dedik ki adam şöyle söylüyor, Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Oğlum ben dedi kendim bildim bileli Ayetül Kürsi'yi okumadan uyumam, yatmam. Gözümle gördüm ki betonunla değil, çatlak bile yok binasında. İdi, bunu gördük. Siz de ihlasla inanarak tabii tedbirlerinizi aldıktan sonra Cenab-ı Hakk'a böyle sığındınız mı Allah korur.